Bir dakikadan herkese merhaba. Olaylı değişimiyle gözlerimizi yerinden fışkırtan Hilal Altunbilek'in asla kabul etmediği estetiklerini masaya yatıracağız. Artık her videoda linç yediğim için öncelikle küçük bir açıklama yapacağım. Hilal Altunbilek'in çok büyük bir hayranı olduğumu ve kendisini çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Her ne kadar burada ünlülerimizin estetiklerinden bahsetsem de hepsini ayrı seviyorum. Hilal Altunbilek'in ayrı bir yeri var, o ayrı. Ama gerçekten kadının ayrı bir güzelliği var ve çok beğeniyorum. Hilal Hanım'ı övmelerim bitti. O yüzden oyuncumuzun yıllar içindeki değişimine bir göz atalım. Bir zamanlar Çukurova dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan Hilal Altunbilek geniş hayran kitlesine ulaşmasıyla her ünlümüz gibi eski fotoğraflarıyla gündeme geldi. 1991 yılında dünyaya gelen Hilal Altunbilek'in en doğal haliyle olan fotoğrafıyla başlayalım. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Aktör Stüdyo'da oyunculuk eğitimi alan Hilal Altunbilek, 2011 yılında Şükrü Özyıldız'la birlikte başrolünde oynadığı Derin Sular dizisiyle adını duyurmayı başarmıştı. Eski fotoğraflarına baktığımızda hiçbir fotoğrafta çirkin olmayan oyuncumuz güzelliğine güzellik katmış desek tam yeri. Her videomda derim. Burun insanı değiştiren çok önemli bir detay. Nereden biliyorsun diye sormayın. Hilal Altunbilek de bu değişimden faydalanmış ve geniş hatlı olan burnunu yüzüne göre şekillendirmeyi tercih etmiş. Burnunda işlem olduğunu kendisi de itiraf eden Hilal Altunbilek'in bir diğer kabul ettiği estetik işlemi ise dişleri. Dişlerine de işlem yaptırdığını söyleyen ünlü oyuncu güzel bir gülüş elde etmiş. Bunlar kendi kabul ettiği işlemlerdi. Şimdi biz kendi gördüklerimize bakalım. Öncelikle her ünlümüz gibi Hilal Altunbilek de dolgu botoks işlemlerini estetikten saymıyor ve yüzüne sayısızca iğneler batırmamışçasına estetiğim yok diyor. Bu her ünlüde olan bir şey. Ünlülerimiz artık bu dolgu botoks işlerini bir cilt bakımı gibi gördüğü için bunları yok sayıyorlar. Hilal Altunbilek de yanaklarına yaptırdığı elmacık dolgusunu tamamen yok sayıp burun ve dişlerinden başka bir şey olmadığını söylüyor. Eski fotoğraflarına baktığımızda şu an daha kalkık ve dolgun yanaklara sahip olan Hilal Altunbilek bu işlemi de yüzünde layığıyla taşıyan bir isim. Bu dolgunun yanında yanaklarındaki fazlalığı aldıran Hilal Altunbilek bişektomi işlemine de başvurarak daha keskin yüz hatlarıyla gözümüzü gönlümüzü şenlendiriyor. Çenesi daha yumuşak gelen isim bu yumuşaklıktan rahatsızmış ki çene ucu dolgusuna da başvurarak çenesinde daha sivri bir görünüm elde etmiş. Çoğu kişi oyuncunun gözlerinde de bir işlem olduğunu söylese de ben Hilal Altunbilek'in gözlerinde bir badem göz estetiği olduğunu düşünmüyorum. Sadece kaş şekli de eskiye göre değiştiği için bakışları da değişmiş haliyle. Bunun dışında dudaklarında dolgu işlemi bulunan Hilal Altunbilek'in şu anki halini ekranlara bir getirelim. Kadın her türlü güzel. Bakışları olsun, hali olsun, tavrı olsun gerçekten samimi bulduğum bir isim. Eski fotoğraflarına baktığımızda şu an çok fazla değişim geçirmiş gibi görünse de bunun yaşla da ilgili olduğunu göz önünde bulundurursak estetiklerinin dozunda olduğunu ve yüzüne çok yakıştığını söyleyebiliriz. Bir dakikada estetiklerini incelememizi istediğiniz isimleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki estetik camiasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.